Sınava şu anda bir aya kaldı sevgili gençler. Bu bir aya kalsa neredeyse bir aylık süreç öğrencilerin adaptasyonun, motivasyonun en yüksek olduğu bir aydır. Bir yıl boyunca çalışan öğrenciler son bir ay kala güzel bir yükselişle istedikleri hedefi yakalayabilirler. Önemli olan son bir ayda verimli, düzenli ders çalışabilmektir. Bunu da nasıl başarabilirler? Şöyle başarabilir, ilk başta düzen olacak. 4 ana başlık şeklinde değerlendirebiliriz son 4 ayı. Bir, etkili konu tekrarı yapmak. Etkili konu tekrarı yapmak demek daha önce çalışılan konuları kısa 15-20 dakikalık çalışmalarla bunu tekrar edebilmektir. Yoksa konuyu sıfırdan çalışayım, benim eksik olduğum konular tekrar sıfırdan başlasayım desem bu da konu karışıklığına neden olur. Soruların kazanılmasından ziyade eksik olarak bize geri dönüş sağlar. İkincisi genel tekrar ve deneme sınavları. En önemlisi bu. Genel tekrarlar. Özellikle bol bol soru çözme, bol bol deneme çözme. Çünkü bol bol deneme çözme her konudan genel denemeler çözme insan, öğrenci burada eksiklerini görür, eksiklerini değerlendirir. Üçüncüsü ise en önemli şey ise denemelerde kazandırmak istediğim şey zamanı iyi değerlendirme. Birçok öğrenci son bir iki ay kala ben hocam evde kampa katılacağım, evde çalışacağım düşüncesine kaplıyor ama burada çok daha çok hatalar yapıyor. Çünkü ev ortamı rahat bir ortamdır. Rahat bir ortam olduğundan dolayı orada kaygı yoktur, stres yoktur, zaman düzenlemesi yoktur, zamanını kontrol edemiyor. Evde yapılan çözülen denemeyle kurumda bir okul ortamında yüz yüze eğitimin olduğu bir yerde çözülen deneme arasında neredeyse 15-20 metre fark ediyor. Bundan dolayı son bir ay sanki sınava girecekmiş gibi her gün sınav gününün saat kaçta uyanacaksa o son bir ayın denemelerini o saatte uyanıp normal, rutin, gündelik hayatını takip eder, spontane bir hayatmış gibi sınava kendini hazırlaması lazım. Bundan dolayı öğrenci son bir ayda bütün denemeler sanki YKS'ye gidiyormuş gibi yapması lazım. Normal çalışan bir öğrenci YKS sınavının %70'ini yapabilir. Bundan dolayı her öğrenci korkmaması lazım. Çünkü YKS sınavı bir denemeden ibarettir aslında. Kaygıyı nasıl kontrol altına alabiliriz? Bir öğrenci sene boyunca çalışmamışsa, konu eksikliği varsa, son ayda ben bitirmek zorundayım bu konuları, müfredatı bitirmek zorundayım kaygısına girerse çok kaybeder. Ama konuları bitirmemişse bile son bir ayda konu bitirme tekrarına girmemesi lazım. Bildiği yere kadar bütün konularını genel tekrarını yapacak. Üstüne daha çok deneme çözerek, test çözerek bunun üzerine ekleme yapabilir. Bilmesi lazım. Bundan dolayı korkmaması lazım. Dördüncü seçeneğimiz aslında korkmama. Korkmadan kendine güvenme. Güven en büyük şarttır aslında. Yapmışsan sene boyunca bir çalışma varsa, bir emek varsa vicdanı ben elimden geleni yaptım diyeceksin. Tevekkül edecek. Geleceği belirleyen bir sınavdır bu. İnsan hayatına yön veren bir sınavdır. Çünkü geleceğini belirliyor. Bir hayali var, bir amacı var. O amaç doğrultusunda hareket ediyor. Çevreden beklentisi varsa özellikle kaygı düzeyi yükseliyor. Burada aileler de çok iş düşüyor aslında. Psikoloji çoğu aile etkiliyor. Yıl içindeki net durumuna göre yorum yapacak. Başkasıyla kıyaslamayacak. Çünkü herkesin başarısı ayrıdır, herkesin çalışma düzeyi ayrıdır. Aslında psikoloji kaygıyı azaltan da yükselten de bir başarıdır. İkincisi ailenin beklentisidir. Üç, çocuğun beklentisi öğrencinin beklentisiyle çalışması arasındaki paralel ilişkidir. Öğrencinin beklentisi yüksekse çalışması da yüksek olması lazım. Stresin en büyük kaynağı bir, çalışmanın yetersiz olması. Çalışmanın yetersiz olmasından dolayı net sayıların düşük gelmesi. Düşük gelmesinden dolayı beklentinin yüksek olması. Kaygı başarıyı getirir. Kaygısızlık da bir şekilde rahatlıktır. Rahatlık da netleri etkiler. Öğrenci çok abartıya kaçmadan haftanın bir günü kendine ayırabilir. Tam gün değil. Kendini soyutlamadan. Çok çalıştıktan sonra kendini bir ödüllendirmesi lazım. Ailenin onu ödüllendirmesi lazım. Beraber bir yemeğe çıkma, bir parka gitme, bir gezme, bir temiz hava alma, bir yürüyüş yapma. Öğrenci için bunlar pozitif yönde etki yapar. Son iki günde çalışmayı bırakması lazım öğrenciyi. Son üç haftada sadece kısa kısa konu özetlerini yapması lazım. Hayat sınavdan ibaret değildir ama sınavda hayatın başlangıcıdır.